Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Kapanış oturumuna. Umarım aşağı yukarı ekipten birileri vardır. Şu an bakayım. Nasıl bir hekaton sizin için? Evet. Biraz sohbet edelim, belki birileri daha gelir. Teşekkürler hocam. Gayet eğlenceli geçti. Her zamanki gibi olduğu gibi. Kısa süre olması da bence iyi oluyor. Çünkü bir hafta verince kopuyoruz bir arada ama 2 günlük olunca, 3 günlük olunca böyle hep heyecan kalıyor o 3 gün sürecinde. Dolayısıyla gayet eğlenceli geçti bizim için. Diğer ekiplerin de projelerini izlemek de gayet güzeldi, heyecan vericiydi. Herkes güzel proje yapmış. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Yani bu mesela bu konuda ben feedback de almak istiyorum. Geçen seferkini 2 gün yapmıştık. Bunu 3 gün yaptık. Fark etti mi? Daha rahat mı geldi? Hoş mu? Geçen sene katılan burada çok yoktur. Mesela Cuma günü hiç olmasaydı, Cuma akşam başlamış olsaydık ile Perşembe akşam başlama arasındaki farkı nasıl geldi? Çok fark etti mi? Yoksa mesela hani biz zaten Cuma akşam başladık mı diyorsunuz ekiplerin çoğu olarak? Ses gelmiyor yalnız. Elif konuşuyor. Şimdi geliyor mu? Yok, Elif konuşuyor sanırım. Onun sesi duyuyorum. Ha. Ya Elif sesin gelmiyor. Hayır, İstiyorsan yaz. Ya da çık gir yap, muhtemelen computer audio'da bir problem vardır. Gelmiyor. Biz size zaten bir form yollayacağız bu arada daha sonrası için. Hani feedbacklerinizi almak adına neler değişebilirdi, neler iyi, neler kötü, neyden memnun kaldınız, neyden kalmadınız diye. Tabii bunları... Evet, biz de öyle... Evet, şimdi Elif'in yazdığını tanışmak için Cuma günü güzel bir fırsattı bence demiş. Öyle olması bizim için de anlamlı geldi. Çünkü hani Perşembe akşam diyorum, Cuma akşam tanıştınız, hadi Pazar öğlene proje tesliminiz var deyince biraz fazla acele oluyor. Geçen sene en azından çok fazla insan bundan şikayet etmişti. Haklı bir şekilde. Yani bunu dile getirmişler diyeyim, şikayet demeyeyim. O nedenle bu sene böyle yaptık. Gördüğümüz kadarıyla da ekipler memnun kaldı. Ben bir tek şunu sormak istiyorum ya. Niye mentorluk imkanlarından hiç faydalanmadınız arkadaşlar? Bu mentorlar geldi, orada durdular. Sonra da gittiler yani. O insanlar da vakitlerini ayırdı sonuçta. Hani bir bari ayıp olmasın diye soru sorsaydınız. Bunu böyle geyik gibi söylüyorum da şu anlamda söylüyorum. Bu yayında da konuşmuştuk. Hani dolanık böyle bir şey değil aslında falan gibi bir şey demiştim ben. O konularda hani çok kavramsal olarak mesela Bartu'yla yapacağınız bir 10 dakika 15 dakikalık sohbet aslında tüm o şeyi ortadan kaldırabilirdi. Ben orada şöyle bir şey söyleyeyim, bir şey tahmin ediyorum. Belli bir yaşa geldikten sonra biraz daha rahat insan hareket edebiliyor. Bu tür fırsatlarda genç arkadaşlar özellikle sormaktan çekinebiliyor. Yanlış anlaşılmaktan, yanlış soruyu sormaktan. Esasında bunlar bir tam anlamıyla bir fırsat. Burada doğru ya da yanlışı aramıyor. Kimse sizleri inanılmaz yanlış bir soru sordun deyip yargılayacak kişi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar tam tersine yanlış da olsa sorup öğrenebileceğiniz yerler. Bu noktada hani en azından tanışma fırsatı için bile bildiğiniz şeyleri bile sorsanız bu size network anlamında da fayda sağlayacaktır. Yarın öbür gün hem insanlarla etkileşiminizi arttırmaz, sizin düşünce yapınızı da etkileyecektir. Daha farklı soruları aklınıza getirecektir. Bence hani belki geçmiş olabilir ama bundan bile biraz çıkarmakta fayda var. Olabildiğince sormaktan çekinmeyin. Eğer varsayımınız beni yanlış anlayacaklar yere doğru sormayacağım, çekiniyorum vesaire ise emin olun çekinmektense sormanız pasif kalmanızdan çok daha
iyi bir etki bırakacaktır. Ben öyle yeri gelmişken bir söyleyeyim dedim. Çünkü ben de bir mentorluk yapıyorum bu Master Game Lab süreçlerinde. Orada da arkadaşlara söylediğim şeylerden biri o. Biz olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kafanıza takılan bir şeyler varsa sorun diyoruz. Ona rağmen soru gelmeyebiliyor. Orada da hani acaba çekingenlik mi devreye giriyor diye düşünüyorum ben. Evet, yani çok o konuda katılıyorum Kaan Hocam. Diye. Bir de bizim millet soru sormuyor ya. Çok enteresan. Yani Hocam ben bir şey de ekleyebilirim. Bu hackathon'da dediğim gibi biraz kuantum rolünde olanlar mentor gibi olmuş. Çünkü diğerler iş yapıyordu ama cidden bir önceki hackathon'da mesela kuantum teknoloji hackathon'da mentorları yormuştuk biz yani. Artık 2 dakikada bir şey yazıyorduk. Yani cidden hatta hatırlıyorum Cenk Tuysuz'du galiba. Yani cidden her 2-5 dakikada bir şey soruyorduk yani. Cidden böyle bir fırsat varken bence mentorlara danışmak yani çok önemli. Yani biz bu grupta belki sormadık bu hackathon'da böyle ama cidden çok önemli bir şey yani. Ben herkese hatta direkt sorunuz yoksa bile bir fikir almak için belki hani biz böyle yapıyoruz ne düşünüyorsunuz diye de söyleyebilirsiniz yani çok kalabalık değiliz yani. Aynen danışman o yüzden danışma saati diye koyduk. Yani elinizdeki fikirlerle gidip o spesifik saatlerde mentorlara danışacağınızı varsayıyorduk biz. Ama tabii bizim varsayımlarımıza uymak zorunda değilsiniz. Sonuçta güzel oyunlar da çıktı bir sürü. Ve şey değil. Yani başarılı tamamlandı diyelim yani mentorlara danışmanız kendi meramı dile getirmek açısından ortaya koymak istedim. Diyeyim, galiba her ekipten burada şu an arkadaşlarımız var. Ufak ufak başlayabiliriz. Hocam benden mi bilmiyorum ama ses gitti galiba. Hepimize gitti. Şu an geldi mi? Evet. Şimdi de. Ben bir interneti kapatıp geri açtım. Ama benim internetimde böyle bir problem oluyor bazen. O yüzden arada lag yemeye başlarsam lütfen yazın. Kamerayı da kapattım. Evet. Öncelikle hepinize çok teşekkürler katıldığınız için bu hackathon'a. Bugün kapanış oturumunu yapacağız. Ve bu hackathon aşağıda gördüğünüz oluşumların bir işbirliği içerisinde ortaya konuldu. Burada biz özellikle Monster Gaming Lab'a sponsorluklarından ötürü ve yani işte Gelecek Teknolojiler Derneği, Q-Turkey, Q-World bu da organizasyon konusunda bir işbirliği olduğu için oralarda bu nedenle teşekkür ediyoruz. Bu QTE4E de Avrupa Birliği Kuantum Amiral Gemisi programının altında kuantum teknolojilerine dair yaygınlaştırma çalışmalarının yürütüldüğü bir pilot proje. Yani onun da bir parçası gibi düşünüyoruz bunu. Çünkü bu kuantum oyunları hackathon türü böyle proje bazlı çalışmalarla yaygınlaştırılması o projenin alt başlıklarından birisiydi ve ben de o projenin paydaşlarından birisi olarak bunu Türkiye'de yapmış olmaktan son derece mutluyuz diyorum. Tekrardan hatırlatma yapıyorum ödüller ne kadardı diye. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL şeklinde. Ve çok daha uzatmadan yavaş yavaş ödüllere geçiyorum. Üçüncülük ödülü kazanan ekibimiz Dystopians grubu Star Thief oyunu ile Kadircan Kızılarslan, Ataman Kumbuk ve Atalay Tuzcu. Evet, kendilerini tebrik ediyoruz ve söylemek istedikleri bir şey varsa şu an sanal sahneye davet ediyoruz diyeyim. Çok teşekkürler. Sesim geliyordur umarım. Çok evet. Teşekkürler bu yarışmayı düzenlediğiniz için. Jüriye de
ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bize katıldıkları ve kendimizi gösterme şansını bize verdikleri için. Bu çeşit hackathonların, daha doğrusu game jamlerin daha devamını olmasını bekliyoruz. Katılmayı dört gözle bekliyoruz. Ve diğer arkadaşlar da hani herkesi tebrikler. Yaptıkları her şey için. Umarım herkesin geleceği daha parlak olur. Teşekkürler. Evet, gerçekten biz de daha olmasını ve böyle güzel güzel oyunlar geliştirmesini, Türkiye'nin bu konuda en azından hani böyle öncülükten bağımsız olarak bir pozisyon almasını istiyoruz. Çok da güzel olacağını düşünüyoruz. Deyip şimdi ikincilik ödülüne geliyoruz. İkincilik ödülünü kazanan ekip yok. Çünkü birincilik ödülünde kazanan ekibimiz yok. Birincilik ve ikincilikte bir tie oldu arkadaşlar. Aynı puanı alan iki ekip oldu. Birinciliği ve ikinciliği paylaştılar. Ve hangisinin birinci, hangisinin ikinci olması konusunda jürilerimiz de bir karar veremedi. Dolayısıyla biz de Quantum Oyun Hackathon'un doğasına uygun olarak birincilik ve ikincilik ödülünü süper pozisyona soktuk ve bir ikincilik ödülü diye bir şey ortaya çıkardık. Birincilik ve ikincilik ödülünü toplayıp ikiye böleceğiz gruplara. Bu gruplardan ilki Another World oyunu ile People Happy grubu, Ömür Bilgin ve Doğukan Çakıcı, kendilerini bu sanal sahneye davet ediyorum. Alo, ses geliyor mu? Evet, evet geliyor şu an. Çok teşekkür ediyorum valla. Çok sağ olun. Biz bu yarışmaya katılırken çok eğlendik yaparken. Çok zevkli bir yarışmaydı. Biraz heyecanlıyım ya konuşurken, heyecanlandım biraz. Kusura bakma. Çok sağ olun ya. Teşekkürler. Biz de son derece heyecanlı ve mutlu olduk projenizde. Sağ olun. Evet. Doğukan? Doğukan mikrofonu açık ama bir şey dediğini ben duyamıyorum. Sanırım demeyecek. Evet. O zaman aslında ikinci konuşmaya çalışıyor ama konuşamadı ya. O da yani chat'e yazabilir. Ben okuyabilirim. Birazdan onu yapabiliriz. Evet. Ses gelmiyordu. Çok teşekkür ediyormuş Doğukan da. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ve ikinci bir ikincilik ödülünü kazanan ekip Dead or Alive oyunu ile Das Kapital ekibi, grup üyeleri Alican Seçkin, Elif Çetiner ve Ender Yıldız, kendilerini bu sanal sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Sesim geliyor mu acaba şu an? Evet. Okey, muazzam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bize böyle bir şans verdiğiniz için ve böyle güzel bir evente de bizlerle yani bir araya getirip böyle bir şey yaşattığınız için. İki gündür uyumadık biz ve hani sonucunu almış olmaktan inanılmaz büyük keyif içerisindeyim. Özellikle ekip arkadaşlarım Elif Çetiner ve Ender Yıldız'a buradan çok teşekkürlerimi sunarım. Onun dışında gerçekten çok güzel bir experience'tı. Gerçekten güzeldi. Elimizden geldiği kadar mentorları da darladık. Çok teşekkürler. Gerçekten çok sağ olun. Oyun geliştirmek çok eğlenceli ve çok güzel bir şey. Hele böyle bir de insanın emeği gerçekten karşılık bulduğunda gerçekten paha biçilmez oluyor. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Elif de çok teşekkürler. Sesim gelmeyecek belli ki yazmış. Evet, muhtemelen gelmeyecekti diyoruz. Ve Ender de burada. Eğer bir şeyler söylemek isterse. Tamam, sanırım istemiyor.
Evet, Elif herkese çok teşekkür edip herkesi tebrik ediyormuş. Biz de kendisini tebrik ediyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak ödülümüz bitmedi. Bir adet de mansiyon ödülümüz var. Mansiyon ödülümüzü kazanan ekip ise Return to Cars oyunu ile Quadratic Studios mansiyon ödülümüzü sahibi oluyor. Grup üyeleri Burak Özkan, Mustafa Efe Güzel ve Kaan Emir Eröz'ü bu sanal sahnemize davet ediyoruz. Ben söz alabilirim. Mustafa Efe Güzel arkadaşımız değil bu arada, onun işi çıkmış. Ama Kaan Emir Eröz'üyüm. Öncelikle böyle Quantum Oyun kapsamıyla bizi böyle bir etkinlikte topladığınız için tüm çok teşekkür ediyorum. Ayrıca deminki arkadaşların, daha doğrusu abilerimizin bizim için dediği gibi oyun yapmak gerçekten çok eğlenceli bir süreç. Yeni insanlarla tanışmak hani daha da güzel bir süreç. Yine yeniden böyle bir etkinlikte bizi topladığınız için teşekkür ederim. Biz de katılmanız için ve emekleriniz için teşekkür ederiz. Evet. O zaman devam ediyoruz. Şimdi ödüllerle alakalı daha önce de konuştuk aslında bunu. Sizlere yani mail yoluyla ulaşacağız. Sizlerden bazı belgeler, bilgiler isteyeceğiz. Onları doldurduktan sonra da ödülleri sizlere ulaştıracağız. Tabii burada bu ödüller konusunda bize sponsor olan Monster Gaming Lab'a da tekrar teşekkür etmek istiyoruz ve şunu da yine hatırlatmak istiyoruz. Dördüncü dönem başvuruları yakında başlıyor. Takipte kalabilirsiniz. Hatta takipte kalmanızı tavsiye ederiz. Burada sonuçta bir oyun geliştirme tecrübesi yaşadınız. Bunu hani daha ileriye taşımak istiyorsanız Monster bunun için, Monster Gaming Lab bunun için güzel bir fırsat diye hatırlatmak istiyoruz. Bunun dışında eğer işin kuantum taraflarıyla daha ilgili devam etmek istiyorsanız bizim Qturkey'in sitesine, yani www.qturkey.org'dan girip oradaki gelişmelere, yaptığımız işlere, şimdiye kadarki çalışmalarımıza bakabilirsiniz. Aynı zamanda 18-19 Eylül'de biz Türkiye'de kuantum teknolojileri üzerine kuantum, Türkiye Kuantum Günleri diye bir etkinlik düzenleyeceğiz. İki günlük, yine hafta sonu, yani iki hafta sonraki hafta sonu. Bu etkinlikte hem Qturkey hem Qworld'u tanıtacağız ama bunların yanında da şu an Türkiye'de gerçekten bu alanda çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin, yani iyi akademisyenlerin olduğu bir panel düzenleyeceğiz. Bunun yanında Türkiye'deki araştırma gruplarının tanıtımlarını yapacağız. Ve Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren veya gösterme amacı olan firmaların da en azından bir kısmının katıldığı, hepsinin katılması tabii ki mümkün değil de bir kısmının katıldığı bir şirket tanıtım serisi, yani paneli, oturumu diyeyim, oturumu yapacağız. Ve de networking etkinliği olacak. Yine Gather Town'da bu koyun, yani Quantum Oyun Hackathon'u kapsamında yaptığımız gibi orada da özellikle kuantum alanında ilgiliyseniz, mesela öğrenciyseniz ve hoca bulmak istiyorsanız veya Türkiye'de neler yapılır merak ediyorsanız oraya katılmanızı tavsiye ederiz. Program şimdilik bu bir draft programı. Bu şekilde. Hatta burada bir iki değişiklik de oldu. Mesela Bilkent'ten Ceyhun Hoca da burada olacak. Ceyhun Bulutay. Ayrıca sponsorumuz çok büyük ihtimalle Softtek olacak. İş Bankası'nın yazılım girişimi. Evet. Benden böyle arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eğer yapmak istediğiniz bir yorum, dile getirmek istediğiniz bir fikir veya bizlere söylemek istediğiniz bir şey varsa şu an bunu yapabilirsiniz. Ya da daha sonra dediğim gibi biz feedback için form da yollayacağız. Oradan da yapabilirsiniz. Şu an internet connection'ım düzgün olaması için bu kamerayı açamıyorum ve bu beni çok rahatsız etse de yapacak bir şey yok. Türkiye'de yaşıyoruz.
Evet ve son olarak sözü Kaan Hoca'ya bırakmak istiyorum. Kendisinin varsa eklemek istediği bazı şeyler. Yani ben de teşekkür etmek istiyorum. Hata olduysa özür dilerim arkadaşlardan. Olabildiğince opo feedback vermeye çalıştım herkese. Oyun gözüyle bakmaya çalıştım. Daha çok taraflar oldu. Bu oyun süreci gerçekten eğlenceli bir süreçti. Ben 2012'den beri aktif bir şekilde oyun sektöründe çalıştığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hem iş yapıp hem de eğlenebildiğiniz ender iş alanlarından biri. Eğer bu noktada bir gelecek düşünüyorsanız, böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız, Massive Game Lab, Quantum, Hackathon gibi böyle çeşitli jamlerin olduğu, organizasyonların olduğu şeyleri kovalayın. Refüze olmaktan ya da yanlış anlaşılır diye çekinmeyin. İlk girişte de söylemeye çalıştığım şeylerden biriydi o. Bu noktada ne kadar siz talepkar olursanız, ne kadar çok istekli olursanız, nihayetinde sizin elde edeceğiniz birikimler de ona göre daha fazla olacaktır. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ben de tekrar teşekkür edeyim. Böyle sözü bitireyim. Evet, çok teşekkürler Kaan Hocam. O zaman eklemek İstediğiniz bir şey yoksa katılımcı arkadaşlar olarak ve uykusuz da olduğunuzu tahmin ediyorum. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben yine bir deneyeyim kameramı açınca nasıl olurum diye ama. Umarım çok var, yani Game Jam'lerine katılan biri olarak uykusuzluk nedir bilirim. So, iki gün olduğunda daha da acımasızdı ekipler için. Hani ben de Atom'dakine an gitmiştim 2012'de yanlış hatırlamıyorsam. Benim ilk jam deneyimim de oydu. 48 saat tam böyle canını okuyor insan. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben aslında hazır yakalamışken şunu sorabilirim. Burada hackathonlara, game jamlere katılan arkadaşlar sık oluyor. Terminoloji olarak oyun hackathonu ile game jam'in farkı nedir? Katılanlar söylesin. Sanırım öyle bir bilgi. Yani hackathon adı altında katılmadım. Jam'lerde esasında burada nihayetinde yaratılmak istenen bir environment var, bir network var ve birbirinden bağımsız takımların, Cem'in en temel kurgusu, bu hackathon başlangıcı da tam ona emin değilim, vakıf değilim. Ama bir cloud oluşturuyorsunuz, herkes kendi yeterliliğini, kendi yapabileceğini girdiği bir veri alanı oluyor ve orada takımlar kurulup genelde onun üzerinden ilerleniyor. Tabii hali hazırda hazır bir takımla da içeri girmek ve o jam'de yer almak mümkün. Ama esas çıkış kaynağı bu sektörde yer almak isteyenlerin network'ünü ve bilgi birikimlerini paylaşabileceği, genişletebileceği bir ortam. Zaten esasında hani Türkiye'de bu yarışma formatında, bu arada şeyi yanlış anlamayın lütfen arkadaşlar. Hani ben ondan biraz çekiniyorum açıkçası. Bu birincilik, ikincilik, üçüncülük kavramları bunlar sizin için bir derecelendirme anlamına geliyor olabilir ama bütün bu tür organizasyonun ana amacı esası en önemli şey katılım. Bu olmazsa olmazı. Zaten jam denilen olgu, game jam denilen olgu da bir yarışma formatı değildir esası, bir event'tir. Bu sektörde yer almak isteyenlerin bir araya geldiği ve 48 saatlerini bir araya getirdikleri, düşüncelerini rahatlatabildikleri, boşaltabildikleri bir ortamdır. Ve buradan ortaya çıkan belirtilerle birlikte yeni maceralara başlayabilmektir. Bunun neticesi bir ödül alınmaz, şey yapılmaz. Tamamen tatmin edici bir unsurdur. Türkiye'de genelde bu tür eylemler, eventler, okullar bünyesinde, üniversiteler bünyesinde yapıldığı için bir formatlama gereği ihtiyacından dolayı böyle bir jüri o Game Jam'de de oluyor bu arada, hani olmadığından bağımsız. Ama bu sizi şey yapmasın, yani mansiyon almış almamış veya ödül almış ya da almış önemli değil. Günün sonunda bir oyun üretebilmek buradaki zaten en önemli şeydi. Bunu yapamayan ekip yok. Her ekip yapmış, her ekip kendi ölçeğinde yapmış bunu. Özellikle güzel şeylerden biri. Ve ne isteyip istemediğinizi görmenizi sağlayacak imkanlardan biri. Bu fırsatları eğer sevdiyseniz ve bu ilk deneyiminizse muhakkak ve muhakkak en azından bir iki deneyim daha yaşayın. Yani üç tane deneyime bakın ve neticesinde bir karar vermeye çalışın. Bu, son dönemde bu tür şeyler de artıyor organizasyonlarda. Bunları değerlendirmekten
çekinmeyin. Yani tam olarak farkı nedir? Ben de hani hackathon'a hiç katılmadığı bir şeyim yok. Jam'lere katıldığımdan mütevellit deneyimi maksattım. Ben de arttı halim size. Çok teşekkürler. Yani benim genel gözlemlediğim kadarıyla şimdiye kadar hackathonların bir challenge'ı oluyor. Ve hani şu problemi çözmek, şu yönde bir şey ortaya koymak gibi. Jam'ler biraz daha freestyle, hani daha geniş ve daha rahat oluyorlar. Ama şimdi biraz özellikle oyun konusunda biraz interchangeable kullanılıyorlar benim de gördüğüm kadarıyla. Yani game jam yapıyoruz, hackathon yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Yani Avrupa'dakilerle ben daha çok iletişim halindeyim. Orada hani game jam de deniyor, hackathon da deniyor. Hackathon da game jam de deniyor. Daha mantıklı duruyor. Tam şeyi zaten ordusu, yani yurt dışındaki game jam ordusu free for, hani tamamen bir sosyal etkileşim. Yani organizasyon olduğu için bir sorunu çözmek vesaire şeyden değil. Bir hatta benim katıldığım sene verilen tema bize sadece bir nota çaldılar. Bir nota verildi. Bunun üzerinden oyun yapın denildi. Dolayısıyla o kadar free idi ki bütün imkanlar. Böyle bir hani quantum mekaniği kullanarak bir şeyler yapmaya çalışmak gibi bir unsur yoktu. Bu özetliyor esasında o tarımda. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu da güzel bir ek şey oldu. Motivasyon oldu diye umuyoruz şu an buradaki arkadaşlara. Umarım olmuştur. O zaman tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın diye. İyi günler. Yaşa. Güç hepimizin yanında olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz.